Merhaba, Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet Kelebek yazarımız Onur Baştürk. Onur Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Fulya, nasılsın? İyiyim, çok mersi siz. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Vallahi ülkece zorlu yıllardan geçiyoruz. Çünkü 1,5-2 yıla yaklaştı neredeyse. Pandemiyle boğuşuyoruz. Siz de geçen gün yazdığınız bir yazınızda Tarkan için, Tarkan özelinde yazmıştınız. Kafası karışık giller dermiş diye. Öyleydi hakikaten. Her gün belki onlarca profesör dinliyoruz televizyonda. Ben şahsi olarak gazete için röportajlar falan yapıyorum ama bir yandan da bu aşı tereddütü aslında aşı karşıtları öyle bir bastırıyor ki işte yan etkisi şudur, yan etkisi budur diye insanın kafasının karışmaması neredeyse imkansız hale geliyor. Sizin de öyle biraz kafanız karışmış başta ama sonra aşı olduğunuz sanırım, öyle değil mi? Nasıl atlattınız o süreci, iyi misiniz? Evet, gayet iyi atlattım. Yani iki doz oldum ben ama hani bir sürü şey de duyuyoruz ya, BioNTech aşısının bir sürü yan etkisi olduğuna dair ve çevremizde de duyuyoruz. Ama Allah'tan hani ben hiç öyle bir yan etkiye maruz kalmadım. Hatta hiçbir şey olmadığı için etrafımda kıskançlık şimşeklerini üzerime çektim. Herkes bir şekilde işte baş ağrısı ya da şu bu, hatta 3-4 gün sürünen de olmuş diye duyuyorum sürekli. O yüzden anlayabiliyorum aslında hani, ve hani hepimiz şaşırdık. Aa, Tarkan da mı kafası karışmış, evet. Nasıl olabilir diye. Ya aslında hepimiz insanız. Dolayısıyla popüler ya da popüler değil. Hepimiz bir şekilde evet aşı olmak istiyoruz ama çok da etkileniyoruz. Yani etrafımızdan etkileniyoruz. Ne kadar bilimsel makale okusak da ya acaba mı oluyoruz falan. Dolayısıyla ben bu kafa karışıklığını ve tereddütü çok iyi anlayabiliyorum. Ben sadece onu söylemeye çalıştım. Yoksa hiç aşı karşıtı falan değil ki. Ama dolayısıyla herkes bir şekilde yolunu bulacak ve herkes kendiliğinden olacak diye düşünüyorum. Çok ısrar edince tam ters tepki yapıyor ve biz Türklerde biraz şey var, yani tam tersini yapmaya çok meyilliyiz. Dolayısıyla çok ısrar etmemek gerekiyor. Herkes bir şekilde eninde sonunda sonuçta olacağız aşıyı. Dolayısıyla Tarkan da hani bir şekilde oldu aşısını. Hani şimdi şöyle şeyler de var. İşte Eylül sonunda konserleri olacak Harbiye'de. Acaba o yüzden evet. Ne oldu falan. Ya bu da olabilir. Bunu da çok garipsemiyorum açıkçası. Sonuçta evet, konser verecek gerçekten. Eylül sonunda konserleri var Harbiye'de. Yani bu da olabilir. Bu da bir gerekçesi olabilir ama eninde sonunda hepimiz oluyoruz işte. Yani ben de buna getirmek istiyorum. Yani gerekçesi ne olursa olsun aslında hepimizin olması gerektiği için. Yani sonuçta çözümü olan bir hastalık, illet artık. Aşı gibi bir çözümü var ve bir noktada herkes aşı olacak. Hele 6 Eylül'den sonra biliyorsunuz hükümet de işte restorana, barlara, işte herhangi başka yere, AVM'lere gibi girişlerde aşı pasaportu soracak. Bu aşı karnesi oldunuz mu olmadınız mı? Eğer yoksa işte PCR testine yönlendirilecek. O noktada da geçen gün Bergüzel Korel de bir paylaşım yaptı. O da sanırım daha yenice aşısını oldu. Bebekten dolayı, bebeği hamile olmasından dolayı bir endişe duymuş. O yüzden de işte doktorunuzla mutlaka tartışın, konuşun, ona göre karar verin diyor. Neyse, geç olsun, güç olmasın noktasındayız, öyle değil mi? Aynen, ama mekanlara özellikle hani PCR testine Fulya ne kadar güvenebiliriz şu anlamda güvenmeyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü insanlar hani bu raporun bir şekilde sahtesini hazırlayacak. Yani biliyorsun hani burada Türkiye her şey bir şekilde hallediliyor. Hatta geçenlerde öyle bir haber vardı. Bülent Ersoy'un Kıbrıs konserine orkestra ekibi sahte PCR testleriyle girmeye çalışmış Kıbrıs'a ve havalimanında yakalanmışlar PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılınca. Dolayısıyla burada da hani 6 Eylül'den sonra böyle bir sahte PCR testi sektörü oluşacaktır diye maalesef düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Nasıl bir sezondu? Yani pandemiyle beraber tabii şimdi çok uzun süre kapalı kaldı restoranlar. Haliyle piyasadan çekilenler, ekonomik krizi yaşayanlar oldu. Ama aksine açılan mekanlar da oldu. Hem İstanbul'un, hem Bodrum'un, hem Çeşme'nin böyle popüler mekanların nabzını tutma şansınız oldu. Nasıl bir sezon geçirildi, geçirilmekte? Pandemi ne kadar etkiledi? Nereden nereye geldi şu an? Ya aslına bakarsan
o son dönem işte Mayıs ayındaki kapanmadan sonra bence mekanlar çok hızlı bir şekilde toparladılar. Bunu hani gittiğim, gördüğüm, konuştuğum yerlerde işletmecilerle özellikle çok fazla iletişimim var. Hani çok hızlı bir şekilde 2 ay içerisinde toparladılar. Özellikle çoğu İstanbul'un mekan Bodrum'da yer açtığı için Bodrum onlara bir toparlanma şansı verdi. Eğer sadece İstanbul'da sınırlı kalsalardı belki bu toparlanma biraz uzun sürebilirdi ama şu an hepsi bir şekilde toparladı diye düşünüyorum. Ama önemli olan bundan sonrası tabii ki. Eylül ya da Ekim ayında bir şu an kapanma beklemedikleri için şu an daha rahat herkes. Yani hani bu işte PCR testi zorunluluğunun getirilmesi. O yüzden herkesi biraz daha rahatlatmış durumda ama gene de ne olur ne olmaz durumundalar. Dolayısıyla geçecek sektörü biraz toparladı o anlamda. Evet, iyi gidiyor gibi gözüküyor. Özellikle Bodrum Marmaris. Yalnız yangından sonra sanırım o Marmaris bölgesinde bir durma yaşandı, öyle değil mi? Ve o yeniden başka bir kampanya başlatıldı. Yani buradaki işletmecileri yalnız bırakmayın, tatiliniz varsa ertelemeyin, gelin diye. O devam ediyor mu? Biraz olsa bir hareketlilik yaşanabildi mi? Hiç duyumunuz oldu mu o bölgeye dair? Şöyle, evet. Yani aslında geçen hafta sonu ben Marmaris civarındaydım. Çok hızlı bir şekilde toparlanmış aslında. Yani tabii ki bir o eskisi gibi, şöyle diyeyim, bir enerji hissedersiniz ya, enerji biraz durgunlaşmış, onu hissediyorsunuz ama yine de insanlar çok fazla. Yani insanlar tekrar gelmeye başladılar, tatillerine devam ediyorlar ve hayli kalabalık. Ve benim şaşırdığım çok çok fazla yabancı turist vardı. Ukraynalı turist, Arap, İngiliz, inanılmaz turist vardı. Evet, yerli turist biraz daha az ama bu Eylül ayıyla beraber özellikle Marmaris civarı için bence toparlanacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki insan ister istemez o yanan ormanları görünce üzülüyor. Yani o yollardan geçtiğiniz zaman manzara trajik ve korkunç tabii ki. Çok hani bu konuda oralarda çok gittiğiniz, tanıdığınız olduğu için oralardan yazmayı da sevdiğiniz için işte Türkiye'nin batı kıyısı, batı şeridi, Akdeniz tarafından onu sormak istedim. Yani Türkiye'de mesela hani turizm dendiği zaman, turizmi hareketlendirilmek dendiği zaman sadece biz hani İstanbul odaklı düşünüyoruz. Gerçi aslında ikisini de sormak gerek. Ve çok kaliteli mekan da açıldı. Yurt dışından özellikle o mekanları bilmek, görmek, orada kalmak için gelen çok sayıda turist de var. Hani turizm adına bir çıkış, bir patlama yaşanması için, bir atak yapılması için İstanbul, Bodrum, belki Çeşme özelinde ne söylemek lazım? Ne yapmak lazım? Ne düşünürsünüz? Yani bir tavsiye istenseydi belki de sizin verebileceğiniz ilk 2-3 tavsiye ne olurdu? Sadece İstanbul mu yoksa Güney mi? Ya hepsini beraber... Evet, her ikisi de aslında ama İstanbul'dan başlayalım isterseniz. Küçük küçük. Yani bizim bence şu şeyden çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Nacizane görüşüm. Hani evet, bize Rus ve Arap turistler çok fazla sayıda geliyor ama bence onun dışında biraz çıkıp çeşitlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum ama yavaş yavaş o da çeşitlenmeye başladı ama çok az. Yani sayı olarak şu an bir sayı veremem. İstatistik rakam yok tabii ki. Evet. Ama bunu çeşitlendirmek gerekiyor. O da neye bağlı? Hani biraz işte buradaki hareketliliğe bağlı, işte buradaki enerjiye bağlı, buradaki işte tabii ki ister istemez vaka sayısına bağlı, işte bizim kırmızı dediğimiz o işte ülkeler arasına girmememize bağlı. Birçok artık etmen var ki, dolayısıyla tek bir etmen olmadığı için hangi birini sıralayayım, inanılmaz. doğru. Özelini konuşacak olursak, Bodrum bence hani... Bence çok iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. Çünkü bir sürü zincir otel peş peşe açılıyor orada. Bu da hani ne demek? Zincir oteller hani dünyada çok iyi tanındığı için birçok işte popüler insan, mesela Katy Perry ve Orlando Bloom en son işte aman rüyada kaldılar. İşte Six Senses'e geçtiler. Orada işte bir arkadaşlarına gittiler. İşte Mandarin'e gittiler, yemek yediler. Bunların hepsi uluslararası zincir oteller. Bunların olması çok önemli çünkü direkt onlar o otellere gidiyorlar, orada kalıyorlar. İşte daha önceki senelerde işte Sarkozy ve işte Carla Bruni geldi falan. Bunlar çok önemli. Onların gelmesi demek onların seviyesindeki segmentteki insanların gelmesine yol açıyor. Dolayısıyla uluslararası zincir oteller çok önemli.
Kesinlikle öyle. Ama çok da güzel de bir şey söylediniz. İç piyasada da biz vay Bodrum çok pahalı manşetleri atmaya devam ettik. Çünkü Twitter'dan, sosyal medyadan falan isyan vardı. Gerçekten pahalı mı? Tabii ki pahalı. Ya. Bütün otel fiyatları bir kere euro üzerinden de. Yani bir otel açtığınız zaman işte geceliği en az 500 euro. Ondan sonra işte bir maça kızına gittiğinizde mesela bir kokteyli 200 liraya içtiğimi hatırlıyorum ne? Bir kokteyl 200 lira olabilir mi? Evet, ama orası gerçekten maça kızı. Ve artık onu öyle kabullenmeniz ve o zaman gitmemeniz gerekiyor. Ve ben de bir kez gittim o yüzden. Dolayısıyla şunu kabul etmek gerekiyor. Yani fiyatlar evet euroya endeksli olduğu için bütün işletmeler kendini euroya göre konumlandırdığı için fiyatlar böyle. Bunu kabul ederseniz ya da etmezsiniz ama onlar da şunu öne sürüyorlar. İşte bizim sezonu kurtarmamız için, işte bulunduğumuz yerin kiralarını ödeyebilmemiz için bir sürü işte başka giderleri var. Bunu yapmak zorundayız. Ama Bodrum'da bunun yanı sıra çok daha uygun mekanlar da var. Onlara da gittim, onları da gördüm. Dolayısıyla hani evet pahalı mı? Pahalı. Bize göre çok pahalı. Ama bir yabancıya göre ki Bodrum'daki mekanlar aslında kendini yabancılara göre konumluyorlar. Bize göre değil maalesef öyle. Dolayısıyla çünkü bizim alım gücümüz giderek düştüğü için euro ve dolar karşısında. Dolayısıyla evet. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bu önümüzdeki yılda böyle olacak. Ya biraz da böyle gündemdeki o popüler magazin olaylarını da değerlendirmenizi rica edeceğim. Sizi bu değerlendirmelerinize, kritiklerinize güveniyorum. Şunu sormak istiyorum, hatta direkt soracağım. Deniz Akkaya'ya ne oldu? Yani her konuda her şeyle ilgili görüşü var ve her konuda her şeyle ilgili inanılmaz yorumlar yapıyor. En son işte 3 gün biliyorsunuz zorlama hapsine girdi. Selin Ciğerci ile ilgili en son ben ona Okan diyeceğim dedi falan. İnanılmaz böyle bir homofobik bir yaklaşım falan. Yani ne oluyor o cephede? Ne oldu? Nereden başladı? Bu fitilin ateşini kim nasıl yaktı? O kadar karışık ki ya gerçekten olay şeyde şundan kaynaklanmış. Deniz Akkaya'nın yorumcu olduğu bir TV programında işte Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anne üzerinden çocuk sahibi olması üzerine olumsuz bir yorum yapıyor Deniz Akkaya. Selin Ciğerci de bunu duyunca ona dava açıyor. Fakat işte Deniz Akkaya yorum yapmaya devam edince 3 gün zorlama hapis denen bir uygulama var. Ve onun üzerine de Deniz Akkaya hapse giriyor. Aslına bakarsanız olay her açıdan saçma. Hani okey taşıyıcı anne üzerinden çocuk yapıyor olmasına karşı çıkabilirsiniz. İşte bu düşüncenizi söyleyebilirsiniz. Fakat bunu hakarete varan ve evet. İşte sen bunu yapamazsın, kesinlikle bu olmaz. Yahu sana ne yapıyorsa yapsın ki zaten Türkiye'de bu yasak, yapılamıyor. Yani böyle bir uygulama Türkiye'de yok. Yani bu kadar düşmanca olmasını açıkçası ben de anlamıyorum. Hani biraz galiba hani gündeme gelmek, işte biraz kendinden konuşturmak, biraz bu 90'lar stili açıkçası. Çok eskide kalan bir stil. Dolayısıyla evet, yani doğru. Çok mantıksız hani ve devam edecek galiba bu haftada işte bu ikili arasındaki polemiği Deniz Akkaya devam ettirecek. İşte bir takım elinde iddialar, belgeler falan filan var demiş. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ya iş şeye kadar hani vardı ya en son işte FETÖ'cülüğe kadar işte. Evet. Dolayısıyla anlamıyorum neler oluyor. Ya neyin belgesi olabilir, nasıl yani, hani bilmiyorum, çok acayip, çok keskin yani, çok keskin çıkışları var. Bir sürü insana sosyal medyadan da hani ucu açık hakaretler var ortada. Tabii yani bulaşmak istemem ben şahsen de. Yani çok garip. Yani bir o eski hani adaptan biraz uzak. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Ve hani Deniz'i de yani yıllardan beri tanırım, o eski top model zamanlarında. Hani şu an vardığı noktaya gerçekten inanamıyorum ve üzülüyorum da açıkçası. Bu arada az önce bir e-mail aldım, bir basın bülteni. Şöyle yazıyor. Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Real Love ilk kez Beyond Wonderland Festivali'nde. Bir de video var, açtım izledim. Amerika'da bir festival yapılıyor. Çok
çok kalabalık bir festival. On binlerce insan katılmış. Videoda da görebiliyorsunuz. Orada Dylan Francis'le beraber yaptığı bu Real Love DJ onu koyuyor parçayı ve inanılmaz coşuyor bütün millet var ya. Nasıl değerlendiriyorsunuz Aleyna Hanım bu performansının çıkışını? En son bir de Retrograde miydi? Onunla bir şey yapmıştı. Bu bahsettiğin şarkı, bu bahsettiğin şarkı ve performansı dinlemedim, izlemedim. Onu bilmiyorum açıkçası. Onun üzerine yorum yapamam ama ya ben Aleyna'yı başarılı buluyorum. Yani o son İngilizce şarkısı da hani biz çok eleştirdik, daha doğrusu eleştirildi. İşte olmamış bilmem ne falan filan. Ya aslında hani dünya standartlarında işte matematiği iyi çözülmüş. Ondan sonra çok işin ehli isimler tarafından yazılıp çizilmiş. Ama tabii ki dünyada bir sürü benzeri olan şarkılardan biri. Belki de Aleyna'nın biraz daha hani bu toprakları yansıtan, kendi kimliğini yansıtan şarkıyla bir öyle bir kimlikle çıkması daha çok dikkatleri üzerine çekmesine yol açacak. Sanıyorum orada bir eksik var. Yani yoksa dünya üzerinde, dünya müzik piyasasında Aleyna gibi çok kimlik, figür var. Dolayısıyla Aleyna'nın dikkat çekmesi çok zor. Özellikle K-pop denen bir şey var dünyada ve hani onlar alıp başını gitmiş durumda. Dolayısıyla hani Aleyna'nın başka bir şey yapması gerekiyor kısacası. Müzik piyasasından bahsetmişken şimdi 12'den sonraki yasaklar devam ediyor. O noktada müzisyenlerin de tabii iyi itirazları ve haklı isyanları devam ediyor. Yani en azından 12'ye kadar olan haklarını geri kazandılar ama bu konuda bir zerzeniş, bir şey hiç konuştuğunuz arkadaşlarınızdan size ulaşanlar var mı? Ne olacak bu 12'den sonraki problem çözülebilecek gibi mi? Çözülmezse ne durumdalar? Yani aslında bakarsan işte biz her duruma bir şekilde alışıyoruz ve hızlı bir şekilde çözüm buluyoruz ya. Yaz boyunca şu oldu. 12'ye kadar koştur koştur bir canlı müzik performansı yaşandı her mekanda. İşte ne oluyor? Saat işte 8'de yemek yeniyor. Ondan sonra saat 9.30 gibi canlı müzik performansları başlıyordu her yerde. Ve 12 işte biraz geçiyorlar. 12.30 gibi bitiyor pat diye. Ve dolayısıyla ne yaşadık, ne oldu, nasıl bir performansı kimse bir şey anlamıyordu. Tabii ki hem işte aslında müşteriler hem de canlı müziği yapan, icra eden herkes aslında şikayetçi. Çünkü bu virüs 12'den sonra yayılmıyor, 12'den önce de yayılıyor istese. Dolayısıyla 12 değil de bence bu 1 yapılsa herkes çok rahatlayacak aslında. Dolayısıyla ben 12'yi biraz manasız buluyorum o anlamda, onu söylemem gerekiyor. Bir de sessiz disco denediler ama gördünüz mü bilmiyorum. Tuttu mu tutmadı mı onu da bilmiyorum. Hiç bilginiz var mı? Kulaklıkları takıp sessizce yani, oynayanlar var mı? Yani evet, o bence tutmadı tabii ki. Hani o bir tutmadı. Şey güzel fantezi. Tamam yani çok tabii ki hoş bir fantezi ama tabii ki tutmadı o. Bu arada küçük de olsa bir taksi meselesine değinmişsiniz. Ben şöyle bir itirafta bulunayım. Evet. Dün 50 dakika falan taksi bekledim. Ve 7 evet. tane taksici hani ben o yöne gitmiyorum. Ben bu tarafa gidiyorum deyip almadı. İşte aplikasyonlardan çağırmaya çalıştım. Bu hem işte diğer Uber var biliyorsunuz. Diğer aplikasyonlar var. Arıyorlar, nereye gideceğinizi soruyorlar. Eğer uzak bir yerdeyse zaten asla almıyorlar. Hani iki katı vereyim ya al işte şuraya götür dediğinizde de kabul etmiyorlar. Ne istediklerini ve ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar. Siz de bahsetmişsiniz Uber meselesinden. Biraz var mı sizin de böyle maalesef kötü deneyimleriniz? Ya çok var çünkü Fulya hani ben araba kullanmıyorum. Çünkü ehliyetim yok. Çünkü araba kullanmayı hiç öğrenmedim hayatım boyunca. Ve hayatım taksilerde geçiyor. Ya metroya da biniyorum ama daha çok taksi. Ve dolayısıyla artık bu sorun hep vardı bu arada. Bu yeni bir şey değil. İnsanlar zannediyor evet. ki yazın ortaya çıktı. Hayır, aslında bu sorun hep vardı. Çünkü taksi sayısı çok az. Ama yazın şöyle oldu. Evet, gerçekten Arap turistlerin fazlalığı dolayısıyla taksiciler hep onları almaya yöneldi. Ve dolayısıyla gerçekten siz turist değilseniz sizi almayıp işte hemen es geçmeye yöneldiler. Dolayısıyla bu sorun çok çıldırtıcı. Ben de senin dediğin gibi geçtiğimiz günlerde işte yürüdüm, artık gelmiyor, durduramıyorsun, aplikasyondan zaten yok, hava sıcak ve korkunç. Yani bunu hak etmiyoruz diye düşünüyorum bu şehirde yaşayanlar olarak. Hani taksiye bindiğiniz zaman da bu arada dert bitmiyor. Bu işte ne bileyim taksici diyor ki
Ben bir oraya gitmem. 5 dakika sonra taksi deniliyorsunuz. İşte ne bileyim küfrediyorsunuz. Bu sefer işte ne bileyim ağız dalaşı oluyor. Dolayısıyla hani evet. Bitmiyor. Yani her gün taksicilerle olan bir bizim aslında şeyimiz var, savaşımız var. Her gün işte o meydan savaşı gibi. Dolayısıyla bu sorun nasıl çözülür? İşte ekstra taksi sayısı ya da o zaman Uber'i rahat bıraksalardı, Uber olsaydı işte eskisi gibi o Vito'larla ne? Bilmiyorum. Ya bunun eğer bu çözülmezse hali hazırda şu an var ama hani bunu da tasvip asla etmiyorum ama korsan taksiler var biliyorsun. Herkes bir şekilde maalesef, onları tabii. İnsanlar hani çünkü bir sürü işimiz gücümüz var ve şimdi okullar açılacak, trafik var. Ya yani düşünemiyorum yani. Evet evet bir şeyin doğru işlememesi maalesef illegaliteyi de beraberinde getiriyor. Çok haklısınız. Yani. Hemen öyle olunca insanlar çözüm başka yerden çünkü el mecbur başka yerde aramak durumunda kalıyorlar. O zaman daha da denetimsiz başka bir şey oluyor. Yani hani maske falan takmıyorlar, sigara içiyorlar. Tabii hepsi değil, beş parmağın beş bir değil. İnanılmaz dünya tatlısı insanlara da denk geliyorsunuz. Yani herkesi buradan şey yapmayalım hani kötülemiş olmayayım ama yani o kadar büyük bir program ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konu üzerinde çalışıyor. Ama yedinci kez okuduğum kadarıyla geçen Büyükşehir Belediye muhabiri evet. Fatma Hanım yazmıştı. Yedinci kez UKOME'de itiraz edilmiş olmamış yeni taksi plakaları çıkmıyor. Hem İstanbul'un modern bir şehir olmasından, dünya turizmine kazandırılmasından bahsediyoruz. Bir yandan da böyle sorunlarla uğraşıyoruz. Maalesef tabii olmuyor. Çıkamıyoruz işin içinden. Peki nasıl gidiyor NFT yapacak mısınız köşenize? Ben merakla bekliyorum. Ya aslında iyi fikir. Yani New York Times'da bir yazar biliyorsun yaptı. Hatta ben onu yazmıştım geçen Mart evet. Ya da Nisan ayında. Yani köşeyi alıp hani gerçekten NFT ortamında sattılar ve bayağı da işte bir gelir elde ettiler. Onu da tabii ki bir işte charity, sosyal sorumlulukla ilgili bir fona bağışladılar. Böyle bir şey yapılabilir aslında. Neden olmasın? Güzel fikir. Fakat orada da aslında biraz işin suyunu çıktığını da düşünmeye başladım. Hani evet hani dijital eserler işte sanatçılar için bence çok iyi bir şey de her şey olabilir mi? Her şey ona girer mi? Giriyor bu arada. Girmiyor da değil işte biliyorsun Gülben Ergen o meşhur sözünü, özlü sözünü sattı. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmayacak ben sözünü. Sabahat Tümer kahkahasını sattı 90 bin liraya falan. Dolayısıyla bunlar olabilir ama hani biraz da hani suyuna çıkmış olduğunu da düşünüyorum. İşte geçenlerde şef Maksut Aşkar ünlü tabaklarını nasıl hazırlandığını gösteren 15'er saniyelik videoyu gene NFT haline getirip satışa çıkardı. Ya bunlar güzel şeyler ama nereye gidecek biraz hani onu görüyorum ben de. Hani seviyorum o gelişmeleri görmeyi. Ya enteresan yani onları işte... Okey, aldığınız sonuçta bir GIF ya da JPEG sonuçta. Yani bilmiyorum yani merakla bekliyorum neler olacağını ama biraz şu an abartılı buluyorum o bütün o fiyatları ve işte her şeyin NFT olarak sunulmasını. Sizinki güzel satar ama belki hele bir yardım kurumuna falan bağışlanacaksan çok güzel olabilir, çok hoş olabilir. Yani devam bence oradan. Oradan devam. Şeflerden bahsetmişken bu son tartışmayı biraz nasıl buluyorsunuz onu da sorayım. Sevgili Ayhan Sicimoğlu şey dedi, bağıran şefin yemeği yenmez dedi. Ben hem kendisiyle konuştum dün hem de şeyle bağırmasıyla ünlü olan hem Ayvaz Akbacak şefimiz var hem de Rafet İnce şefimiz var. Yani bu işin özüdür bağırmak diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hakikaten o bağırmanın enerjinin yemeğe geçtiğini düşünüyor musunuz? Ayrıca mutfakta böyle bir stresli ortamda çalışmanın zor olduğunu hak veriyor musunuz Ayhan Bey'e yoksa yok diğer şeflerimize mi hak veriyorsunuz? Gerçekten de hani işin biraz da işin özü bu mutfakta stresli olunur. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz bir yandan da iyi bir şey, iyi bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de tabii sağlıkla da ilgili bir şey. Müşterinin sağlığı da çok önemli. Gelen misafirinize doğru yemek sunmalısınız ki Allah korusun başına hiçbir şey gelmesin. Siz bu olayın, bu tartışmanın ne tarafındasınız? Ya şöyle, ben de bir çekim için bir kere bir şefin mutfağına girmiş ve birebir görmüştüm. Ya gerçekten çok stresliler ve o sırada birbirlerine bağırıp çağırıyorlar falan. Evet o tamamen yetiştirme telaşından kaynaklanıyor ama açıkçası bazen de abarttıklarını ve şov için biraz hani ona kendilerini kaptırdıklarını düşünüyorum.
Ayhan Sicimoğlu o noktada haklı. Ama bu hani bağıran şefin yemeği yenmez. Biraz da o da niye yenmesin ki? Yani o kadar da değil. Hani o psikolojik şey yemeğe geçmiyor sonuç olarak. Dolayısıyla ben o değil ama şeflerin biraz abarttığını ve şov yaptığını da düşünüyorum. Bu çok aşırı agresif davranarak. Hele ekrandaysa. Peki son olarak şunu sorayım. Hürriyet Kelebek'te görecek miyiz sizi? Var mı bu sene Kelebek ödülleri dağıtılacak mı? Siz de bir parçası olacak mısınız? Onu sorayım. Belki bir ön bilgi verirsiniz varsa elinizde. Evet, Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene Aralık ayında yapılacak. Büyük olasılıkla gene Zorlu'da. Çok güzel bir ödül töreni bekliyor gerçekten müdavimleri ve ödül töreni bekleyenleri. Ben de olacağım Kırmızı Halı'da gene. Ama önceki senelerden farklı olarak bu sene biraz daha farklı sürprizler var. Onları şu an istiyorsan Oo. söylemeyeyim. Tabii Evet, tabii. yani daha dışarıdan daha farklı. Dolayısıyla çok daha öncekilerden çok daha güzel bir organizasyona imza atılacağını söyleyebilirim şimdiden. Ay harika, beklemede kalın deyip kendi fragmanımızı yapalım. Az sonra Aralık Evet. ayında sizi sürprizler bekliyor. Çok teşekkür ederim Aynen. yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Umarım keyif Teşekkürler. aldınız. Ben Gündeme çok biraz keyif kendi aldım. penceremizden bakalım istedim. Aynen, çok sağ ol Fulya. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.